Mutezile'nin akaid esasları, inanç esaslarını konuşacağız. Tabii Mutezile denince akla İslam dünyasının akılcıları, akıl ekolü geliyor. Doğal olarak akıl kavramından da bahsetmemiz gerekir. Ve Mutezile'nin neden ortaya çıktığını da, yani neden aklı merkeze alan bir ekolün sistemleşme ihtiyacı duyduğunu da üzerine konuşmamız gerekiyor. Tabii Mutezile olsun, Şia olsun, İbadiye, Hariciye gibi mezhepler olsun, yani Ehl-i Sünnet'in rakibi ya da Ehl-i Sünnet dışındaki mezhepler. Ehl-i Sünnet'in kaynaklarından okunduğu için genellikle olumsuz bir intiba uyanıyor. Ya da bir Şii kaynaktan okursanız Ehl-i Sünnet'i, Ehl-i Sünnet hakkında yine sağlıklı bir bilgi edinemeyiz. Dolayısıyla ekolleri, mezhepleri kendi kaynaklarından, kendi dillerinden önce dinlememiz, okumamız, delillerini görmemiz gerekir ki adil bir tutum sergileyebilelim. Ama tek kale maç yapıp karşı mezhebin ya da farklı mezhebin ya da tam zıttında yer alan bir mezhebin karşıtları tarafından, kaynakları tarafından okumak bizi sağlıksız bir noktaya ulaştırır. O açıdan Mutezile'yi de kendi kaynaklarını esas alarak okumamız, anlamamız ve neden böyle bir ekol ortaya çıktı anlamamız gerekiyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem döneminde akıl merkezi bir kavramdı. Çünkü Kur'an'ın merkezinde akıl kavramı da merkezi kavramlardan birisi. Kur'an aklı bir cevher olarak değil, bir fonksiyon olarak ifade etmekte ve bu fonksiyon da Allah'ın işaretleri arasında sağlıklı, doğru bağ kurma yetisi, yeteneği anlamında kullanmakta. Dolayısıyla akletmez misiniz sorusu başta olmak üzere akıl üzerine çokça Kur'an'ın vurgu yaptığını görüyoruz. Bu belki Yunan felsefesindeki akıl değil belki ama yine de çok merkezi ve fonksiyonel bir akıl görüyoruz Kur'an'da. Bu açıdan İslam aklı ya da İslami akılcılık aslında fonksiyonel bir akılcılığı içinde barındırıyor. Peki ne oldu da Mutezile diye bir mezhep ortaya çıktı? İslam'ın bu akılcı yapısı Müslümanların olaylar ve göstergeler arasında bilinçli bir bağ kurma çabası, kısacası Kur'an merkezli sosyallik, cahiliye ile yer değiştirinceye kadar topluma hakim olmuştu Allah Resulü döneminde. Ancak Muaviye bin Ebu Sufyan iktidarı gasp edince her şeyi Allah'ın takdirine veren kaderci söylemin sahibi Cebriye'yi desteklemişti. Çünkü Cebriye'nin görüşlerinde hile ve darbeyle gasp ettiği hilafetin kendisine ilahi bir takdir olarak verildiği mesajı bulunmaktaydı. Dolayısıyla bu iktidarın, özellikle Muaviye iktidarının son derece işine gelen, dini bu şekilde iktidarın yani bu gasp ettiği hilafet makamını gasp ederek saltanata dönüştürmesini meşrulaştıran bir unsurdu. Buna karşı Muaviye'ye karşı olanlarsa halifeliğin ilahi takdirle bir alakasının olmadığını, tam aksine insanların kendi isteklerinin bir sonucu olduğunu ileri sürerek Muaviye'ye ve şahsında saltanata karşı çıktılar. Yani aslında kader tartışması ya da özgür irade tartışması siyasal bir tartışmaydı. Kader tartışması fil dişi kulelerde üretilmiş teorik bir zihin jimnastiği değil, bilakis İslam'ın yaşamsallaştırılmasında devlet ve bağlarının yönetim sorunundan çıkmış aktüel bir tartışmaydı. Bu siyasal ortam daha sonra muhalefetin düşünsel altyapısını oluşturmuş ve sonuç olarak diğer bazı faktörlerle birlikte Mutezile'nin 5 temel ilkesini vücuda getirmişti. Dolayısıyla Mutezili alimler kendilerine ehlül adl ve tevhid yani adalet ve tevhid ehli olarak tanımlıyorlar. Yani öncelikli olarak kendilerine Mutezile demiyorlar. Daha sonra bu Mutezile ismi onlara yakıştırılıyor. Bir süre sonra da Mutezile ismini kabulleniyor hatta ileriki yıllarda ama genellikle Mutezile kendisine tevhid ve adalet ya da adalet ve tevhid ehli der. İşte buradaki adalet ve dolayısıyla adaletin doğurduğu bir ilke olan tevhid tüm böyle bir siyasal bağlamı var. Kısaca Emevilerle muhalifleri arasındaki çatışmalar devam ettikçe bu tavır da devam etmiştir. Özellikle Vasıl bin Ata ve Amr bin Uveyd'in, Allah ikisinden de razı olsun, çok büyük alimler kanaatimce. Evet, Vasıl bin Ata ve Amr bin Uveyd'in siyasal mücadeledeki tutumlarına paralel olarak geliştirdikleri düşünsel çerçeve işte bu süre gelen tavrın entelektüel bir ifadesi anlamını taşımaktaydı. Yani saltanatın, sistemin kendi yaptıklarını, kendi yaptığı zulümleri Allah'ın kaderine bağlamasına karşı çıkan bir itiraz aslında Mutezile. Hazreti Osman'ın iktidarı dönemindeki cahili sapmalarla ortaya çıkan anlaşmazlıklar
İslam toplumunda bazı iç savaşların doğmasına sebep olmuştu ve buna bağlı olarak da katil işinin, öldürme işinin fazlaca işlenmesi Müslümanlar arasında farklı yaklaşımlar sergilemeye beraberinde getirmişti. Diğer taraftan bu savaşlara katılan taraflar çeşitli eleştirilere tabi tutulmuş, bu konuda değişik fikirler ortaya atılmış. İşte bu fikirlerden de Mutezile siyasi ve fikri problemler hakkında kendisine has görüşler ileri sürmüş ve yeni bir ekol olarak ortaya çıktı. Kısaca sahabe döneminde ortaya çıkan bazı siyasi olayların yorumlanması ve bu olaylarla bağlantılı fikri tartışmalar ve ileri sürülen görüşler Mutezile'nin doğmasını sağladı. Buradaki Mutezile'nin temel unsurları neler? İsterseniz biraz da bunları konuşalım. İşte böyle bir ortamda işte Vasıl bin Ata, Amr bin Ubeyd, onların öncüsü olan, hocası olan Hasan-ı Basri'nin Kader Risalesi'nde de bunu, mektubunda da bunu görüyor. Aslında mevzu saltanat ehline karşı olan tutum. Yani saltanatın kendi yaptıklarını kaderle meşrulaştırmasına karşı, hayır bu Allah'ın kaderi değil, sizin kendi iradenizle ortaya koyduğunuz zulümlerdir mesajının aslında bir getirisi. Evet, buradan sonra isterseniz usulü hamse dediği Mutezile'nin 5 ilkeyi konuşalım. Bu ilkelerin başında tabii ki tevhid geliyor. Mutezile'ye göre tevhid İslami düşüncenin ıslahındaki temel unsurdur. Ve tevhid Mutezile'nin özünü ve görüşlerinin esasını oluşturmaktadır. Mutezile'ye göre Allah'ın birliği, tekliği, onu insan beyninin tasavvur edebileceği her türlü sıfattan tenzih etmeyi gerektirir. Yani aslında Mutezile tevhid dediğinde mutlak monoteizmi, hatta kesin bir tenzihi ifade eder. Allah'ın sıfatları vardır ancak zatından ayrı düşünebilen şeyler olmayıp zatının kendindendir. Buna göre Allah için alim, semi, basirdir denilebilir tabii ki. Ama dolayısıyla Allah'ın zatıyla alim, zatıyla kadir ve zatıyla diridir. Başka bir ilim, kudret ve hayat sıfatıyla değil derler. Ve böylece onun ilim, semi, basar gibi sıfatları vardır denilemez. Yani ayrı ayrı özellikler olarak değil, Allah'ın yapısında zaten var olan doğal özelliklerdir gibi bir, aslında hani Türkçeleştirebilirsek böyle bir görüşe sahiptir Mutezile. Çünkü ikinci anlayışa göre Allah'ın sıfatları da zatı gibi kadim olacağından ve birden fazla kadim kabul edilmiş olacağından dolayı bu anlayış tevhid esasına aykırı düşer. Dolayısıyla Kur'an'ın mahluk olması problemi de ilahi sıfatlar probleminin bir parçasıdır. Bu konuda yapılan tartışmalar bizzat yazılmış ve okunmuş Kur'an'la alakalıdır. Ancak Mutezile'yi kelam sıfatı dahil ilahi sıfatları Allah'ın zatıyla aynı iyileştirmeleri İslam'daki Allah'ın tekliği akidesini müdafaa gayreti sebebiyle olmuştur. Kur'an'ın mahluk olup olmadığı tartışması tevhidle alakalı bir şey. Çünkü Allah'ın sıfatlarını Mutezile bizzat zatından algılıyor. Bundan dolayı Allah'ın kelamının kadim olması Kur'an'ın, İncil'in ya da Tevrat'ın yaratılmış olmasını beraberine getiriyor. Yani otomatik olarak eğer siz böyle kabul ettiğiniz anda kelamın Allah'ın parçası olduğu iddiasını kabul etmiş olursunuz eğer Kur'an mahluktur derseniz. Tabii bu Kur'an mahluktur meselesini daha detaylı bir şekilde birazdan daha da üzerinde konuşabiliriz. Özellikle kelamın, yani burada Kur'an, İncil ya da Tevrat, kelamullah'tan bahsediyoruz. Kelamın Allah'ın bir parçası olduğu, yani oğlu olduğu iddiasıyla kimler ortaya çıkmıştı? Hristiyanlar çıkmıştı testis doktriniyle. İşte Hristiyan kelamcılarının bu tezleri karşısında susmayı seçen hadis ehlinden farklı olarak Allah-kelam ilişkisini Mutezile masaya yatırmış ve Hristiyanların Müslümanlara karşı geliştirdikleri temel tez, Kur'an'da da Allah'ın kelimesi, kelamı olarak tanımlandığı için Hazreti İsa, Allah'la niteliksel bir bağ olduğu iddiası, hatırlarsak tekrar Hristiyanların iddiası. Yani Hristiyanlar İsa Mesih Allah'ın oğludur derken aslında Kelamullah Allah'ın bir parçasıdır. Yani ondan doğmadır, onun özelliklerini içerir demiş oluyorlar. İşte bu tartışma bağlamında ilahi kelamın Allah'ın bir parçası olamayacağını İhlas suresi ışığında aklen ispatlayan Mutezile, testis şüphesini Müslümanlar arasında o dönemde özellikle Abbasiler döneminde gidermiştir. Mutezile'nin Allah-kelam ilişkisi arasındaki ayrıma vurgu yapması tevhid akidesini korumaya yönelik bir çabadır. Dolayısıyla biz Kur'an'ın mahluk olup olmadığı tartışmasını İslam-Hristiyan tartışmasındaki bağlamıyla ancak
anlayabiliriz. Yoksa durup dururken bu adamlar neden Kur'an'a mahluk demişler? Yani nereden çıktı bu tartışma gibi bir soru gündeme gelir. İşte onun bağlamı bu. Yani Hristiyanların teslis akidesine yönelik bir aslında cevap, tevhidi savunma cevabı Mutezile'nin tutumu. Tevhidi dediğim gibi bu şekilde özetleyebiliriz. Neden? Çünkü çok uzun aslında tevhidle ilgili, çok geniş aslında Mutezile'nin tutumu. Ama kısaca ifade edersek tevhid konusundaki tutumunu, Allah'ın zatının mutlak olarak yaratılmış olan her şeyden tenzih etmek demek aslında Mutezile'ye göre tevhid. Dolayısıyla tenzih ettiğiniz anda yaratılmış olan tüm sıfatlardan da haşa ve kella, işte yönelmek, işte hacim gibi tenzih etmiş oluyorsunuz Allah'ı. Tevhid akidesi gereği. Tabii ki Mutezile'nin bir diğer adı da Ashabul Adl'dır. Onlara bu isim şu anlayışlarının bir neticesi olarak verilmiştir. İnsan kendi fiilinin yapıcısıdır. Allah insana bir işi yapıp yapmama kudreti vermiştir. Eğer böyle olmasaydı insan yaptığı işlerden sorumlu olamazdı. İnsanın ahirette sorumlu tutulması tam bir hareket özgürlüğüne sahip olmasına bağlıdır. Bir kimse ihtiyarı olmadan yaptığı bir işten dolayı ceza verilmesi Allah'ın adaletine aykırıdır. Oysa Allah kimseye zulmetmez. İşte Mutezile bu hususu Kur'an ayetleriyle delillendirmiştir ve ilahi adalet bağlamında insanın özgür iradesine vurgu yapmıştır. Demin de bahsettiğimiz üzere neden bu vurguyu yapıyor? Çünkü insanın özgür iradesi onu sorumlu tuttuğu için siyasal iradenin zulümleri sorumluların merkezindedir. Yani burayı temellendirmek ya da bunu oluşturmak için bu prensibi altyapısını geliştiriyor. Çünkü Mutezile adalet prensibine bağlı olarak Allah'ın kulları için şerri murad etmediğini, dolayısıyla kulların fiillerini yaratmadığını, şayet yaratmış olsaydı kulu fiilinin cebir altında yapmış olacağını savunuyor. O zaman ne oluyor? İşte klasik kader tartışması, hepimiz bir figürandan ibaret oluyoruz. İşte bundan hareketle kul için hayırlı olanı yaratmanın Allah'a vacip olduğunu ifade etmiştir. Burada vücubiyet Allah'a bir şey dayatma değil, Allah'ın zatı dolayısıyla zaten böyle yapar. Onu buradaki vücubiyeti, yani Allah'a vacip olmasını Allah'a haşa bir şey dayatma ya da bir şey şart koşma olarak algılamıyor Mutezile. Allah'ın doğası gereği, hikmeti gereği zaten böyle davranacağını ifade ediyor. Çünkü Allah kendisine şer ve zulüm isnat edilmesinden münezzehtir. Şayet zulmü yaratsaydı zalim olurdu şeklinde bir anlayışı savunuyorlar. Yani yine bu esasa bağlı olarak Mutezile kaderi de Allah'ın koyduğu ölçüler dairesinde tarif ediyor. Ki burada en çok Hasan-ı Basri'nin Kader Risalesi'ni, ki 3-4 tane farklı tercümesi var Türkçe'de de, bunu tavsiye ederim. Burada zaten özetliyor hani Mutezile'nin kader anlayışını. Yine Arapçası olanlar için Tevhid ve Adalet Risaleleri, Muhammed Amara'nın derlediği Selefi Salihinden olan alimlerin yazmış olduğu risaleler var. Mutezili olarak daha sonra tanımlanan alimlerin. Orayı tavsiye ederim Arapçası olanlar için. İşte burada Mutezile'nin dini meselelere, özellikle şerrin Allah tarafından yaratılması hususuna yaklaşımları büyük ölçüde onların ahlaki muhakemelerine dayanmaktadır. Yani bir ahlak algısı var. Buna dayanmakta. Çünkü Mutezile'ye göre Allah kullarını sadece iyilik için yaratmıştır. Kötülük bir zaaf olup insanların iradelerinin sonucunda açığa çıkar. Ki biz buna daha sonra Batı felsefesinde de teodise sorunu diyeceğiz. Kötülüğün nereden hasıl olduğu sorunu. İşte Mutezile bu kötülük meselesine de hem adalet hem de husn-ı kubuh kavramı üzerinden cevap veriyor. Allah kullarını sadece iyilikleri için yaratmıştır. Kötülük bir zaaf olup insanların iradeleri sonucunda açığa çıkar. İnsanlar yaratılışlarına, yani fıtrata ters davranışlar irade ettikleri için adalet gereği cezalandırırlar. Yoksa insanın yapıp ettikleri ilahi adalete ters olurdu. Adaleti de Mutezile bu şekilde temellendiriyor. Bu da ikinci ilkesiydi Mutezile. Karşımıza üçüncü ilkesi çıkıyor. Adaletin de aslında bir sonucu. Bakınız, tevhidin gereği adalet doğuyor. Adaletin gereği de ne doğuyor? Vaat ve vaid ilkesi doğuyor. Yani bunlar birbirlerini gerekli kılan, birbirlerini ortaya çıkartan ilkeler aslında Mutezile açısından. Vaat ve vaid dediğimiz ilke nedir? Mutezile kamil imandan çıkan fakat tamamen küfre sapmayan, ona doğru ilerleyen
fasıkların cezalandırılmasını ve mümin olup taat üzerinde bulunanların mükafatlandırılmasını Allah'ın ilahi adaletinin gereği olarak algılar. Onlara göre bu görüş Allah'ın adil olduğu ve kullarına zulmetmeyeceği fikrine dayanır. Zira Allah Kur'an'da insana iyi şeyler yapmasını ve kötü şeyleri terk etmesini emretmiştir. Bu ayetlerin Allah için uygulanmayacağını düşünmek bir nevi Allah'a iftira demektir. Çünkü Allah insanlara emir ve nehileri ayırıcı bir lütuf olarak aklı vermiştir. Dolayısıyla insanın sevap ve ceza görmesi ameliyle olacaktır. Kur'an'da defalarca inanan bu gerçeği ifade edilmesi, günahların başkalarının boynuna yükleyen ve sorumluluktan kaçan kitlelere bir uyarı niteliğindedir. Dolayısıyla vaat ve vaid, yani Allah'ın cenneti ve cehennemi yaptığımız amellerin sonuçları olarak ortaya koymuş olması bir gerekliliktir, akli bir gerekliliktir. İşte tam da Mutezile bunu söylüyor. Dolayısıyla Mutezile bu esasla Allah'ın suçluyu affetmemesi, tövbenin gerekliliği ve kul hakkına taalluk eden konularda şefaatin bir tesirin olmayacağı gibi konuları ele almıştır. Buna göre vaat ve vaid muhal değildir, gerçektir. Allah'ın sevapla vaadi ve azapla vaidi mutlaka gerçekleşecektir. Böylece iyilik yapan sevapla mükafatlandırılacak, kötülük yapan azapla cezalandırılacak. Bakınız bu yani vaat ve vaid ki bunu çok sistemleştiriyor Mutezile. Aynı zamanda Kur'an'ın yani İslam'ın ahiret inancını akli olarak temellendiren, akli olarak ispat eden bir teoloji. Peki bu neden bu kadar önemli? Çünkü yine Abbasiler dönemindeki günümüzde de devam ediyor. Biliyorsunuz Budistler ve Hindularda ahiret inancı yok. Yani daha sonra bozulmuş olan, dejenere edilmiş olan Hinduizm'de ve Budizm'de. Şimdi dolayısıyla Doğu dinlerinin de böyle bir şeyi var. Şimdi bu vaat ve vaidi bu sebeple temellendirmeniz, aklen bunu ispat etmeniz gerekiyor. İşte Mutezile özellikle Abbasiler döneminde bunu başarıyor. Tabi vaat ve vaid beraberinde başka bir ilkeyi beraberine getiriyor. El menzilatu ve beynel menzileteyn. Yani tekfirde ölçü diyebileceğimiz ya da tekfirde itidal diyebileceğimiz bugün itibariyle bir ilke. Toplumsal ıslahtaki tebliğ söyleminin iyi yakalanması gerekiyor. Neden? Çünkü haricilerin özellikle bazı uç kanatlarının neler yaptığını biliyoruz tarihte. Bugün de benzeri yaklaşımların, işte IŞİD gibi yaklaşımların neler yaptığını gördük. Yani en ufak bir hatadan insanları küfre düşmekle suçlayıp onların kanını malını helal gören anlayışlar gibi bir de İslam'ı tamamen sulandıran ve yani ne yaparsan yap hiçbir zaman İslam'dan çıkamıyorsunuz yani. Böyle İslam çok flu bir hal alıyor. İki aşırı uç var. İşte burada tekfirde ölçü ne olacak? Ya da hem burada tekfirde ölçünden amaç da şu. İnsanlarla bunun üzerine bir hukuk kuruyorsunuz. Bunun için önemli bu. Yoksa insanların ahireti, cenneti, cehennemi ve ilgilenmekle ilgili bir durum da yani karşınızdaki kişi ya da kişilerle bunun üzerine bir ilişki tarzı, bir hukuk geliştiriyorsunuz. Bu açıdan tekfirde ölçü ya da tekfir önemli. İşte tüm muhatapları toptan tekfir etmekle, toptan ideal görmek, ifrat ve tefrine düşmemek için Mutezile büyük günah işleyen sosyolojik olarak ne kafir ne de mümin muamelesi görmelidir düşüncesini öne sürmüş. Bu bakımdan bu gibi insanlar kafirle mümin arasında manevi bir dereceye sahiptir. Bu kişi fasıktır. Allah onların günahlarını affetmez bu dünyada. Tövbe etmeden ölürlerse cehenneme giderler. Ölmeden önce tövbe ederlerse mümin sayılırlar. Ancak cehennem azabı bakımından fasıkla kafir denk değildir. Mutezile bu prensibe bağlı olarak büyük günah işleyenin imandan çıkacağını, çünkü amelin imandan bir cüz olduğunu ifade etmiştir. İşte burada şunu daha da aslında açmak gerekiyor Mutezile açısından. Yani Mutezile'ye göre diyor ki yani ben Müslümanım diyen bir kişiyi siz kafir diyemezsiniz. Ama ameline bakarsanız eğer amelinde bir müminlik yani bilinçli bir Müslümanlık yoksa bu insanları mümin, bilinçli bir Müslüman olarak da göremezsiniz. Ama dinin dışına da çıkartamayacağınız için, tekfir etmeyeceğiniz için onun bu konudaki hesabı Allah'a kalmıştır. Allah ona cehennemle yargılar ahirette. Ama biz bu dünyada bu kişiye hukuken Müslüman muamelesi yaparız gibi bir daha mutedil, daha orta yollu bir anlayış geliştiriyor. Böylelikle hem mürciyeye hem de hariciliğin aşırı uçlarına özellikle bir set çekmiş oluyor Mutezile'nin bu tavrı. Peki bu düşünce neyi doğuruyor? Bakınız 5. görüşü ortaya çıkartıyor. O da emril bil maruf ve nehyülenil münker. Tamam,
İnsanlar böyle olabilir ama 1, 2, 3 ve 4 değil mi? Tevhid, adalet, vaat vaid ve mezrete beyne mezreteyn. Bunların dengesini ne oluşturacaktır? Ma'rufu anlatmak ve münkerden de insanları alıkoymaya çalışmak ortaya çıkacaktır. İşte bu prensip iyi ve doğru şeyleri emretme, kötü ve çirkin şeylerden de men etme prensibidir ki Mutezililer Kur'an'da iyiliklerin emretildiği ve kötülüklerin yasaklandığı düşüncesinden hareketle iyiliği tavsiye etmek, iyiliği anlatmak, tebliğ yapmak ve kötülükten alıkoymayı kendilerine vacip saymışlardır ki zaten Kur'an'da bu bütün müminler için, bütün Müslümanlar için böyledir. Mutezile de bu sebeple bunu temel bir umde olarak, temel bir ilke olarak algılamıştır. Ve Mutezile bu esasın bütün müminler üzerine İslam davetini yaymak ve sapıkları hidayete kavuşturmak, Müslümanları devrin kralları, yöneticileri, emirleri üzerinde ifsada sevk etmek gayesiyle hakkı batılla karıştırmaya çalışanların hücumlarına karşı çıkmak olarak bir vazife almıştır. Yani bunu bugünkü anlamda sosyal sorumluluk olarak da algılayabiliriz. Yani eğer toplumda bir adaletsizlik varsa siz bu adaletsizliği değiştirmek için devrimci bir inisiyatif almanız gerekir. Bu devrimci inisiyatifin tabii ki yolları, yöntemleri, metotları var. Toplumsal yapının, o konjonktürün durumuna göre. Evet, dolayısıyla bakınız Mutezile'nin yaklaşımı, Ehl-i Rey dediğimiz, işte İmam Ebu Hanife'nin de içinde yer aldığı Ehl-i Rey'in aslında daha kristalize olmuş hali diyebiliriz belki. Ve Mutezile kimi etkilemiştir? Özellikle bu ilkeleriyle Maturidili Sünni'nin içerisinde etkilemiştir. Yine Mutezile kimi etkilemiştir? Şia'nın içerisinde Usuli kanadı etkilemiştir. Yine kimi etkilemiştir? İbadiye'yi etkilemiştir. Yani harici ekoller içerisinde İbadiye, ki kendilerini daha sonra harici olarak da kabul etmeyeceklerdir, onları mesela etkilemiştir ve mutedil bir çizgide bulunmalarına sebebiyet vermiştir. Yine Mutezile neyi etkilemiştir? Özellikle Hristiyanlar, Budistler, Hinduların, yani dışarıdan gelen teolojik tartışmalarda İslam itikadının korunması, İslam itikadının savunulmasını ve akli olarak da temellendirilmesini beraberinde getirmiştir. Bu açıdan Mutezile ya da kendi isimlendirmeleriyle Ehlül Adl ve Tevhid alimleri İslam itikadını koruma, savunma, ihya ve ıslah konusunda tarihte çok önemli işlevler görmüşlerdir. Tabii ki her ekolde olduğu gibi bu ekol de insan yapımıdır, içtihadi bir durumdur. Bundan dolayı da içerisinde pratiklerinde bazen yanlışlar, sapmalar ya da kendi ilkelerine aykırı davranmalar da ortaya çıkmıştır. İşte bunlardan en önemlisi de mihne sürecidir. İşgüzar ya da fırsatçı bir Hanefi vezirin işte Kur'an'ın mahluk olup olmadığını bir siyasal zulüm mekanizmasına dönüştürmesi, bir engizisyona dönüştürmesi kısa süreli olsa Mutezile'nin isminin üzerine bir gölge düşürmüştür. Ama tabii ki o dönemki birçok Mutezili alim de bu mihne sürecine karşı çıkmıştı. Dolayısıyla bu gibi tarih boyunca çeşitli sapmalar ya da çeşitli kendi ilkeleriyle çelişmeler de bir kısmı olsa da yaşamıştır. Her ekolde ve mezhepte olduğu gibi. Ama bu ekolün özgür düşünceyi esas alması, tevhid ve adaleti eksene alması, Kur'an'ı merkeze alması, aklı öncelemesi, akıl merkezli olarak felsefeye bir alan açması ama bu felsefeyi vahiyden tamamen bağımsız, vahye bir alternatif olarak görmemesi çok mutedil bir aslında tutumu yansıtmaktadır İslam düşünce tarihinde. Bu açıdan Mutezile'nin değerlendirilmesi, o tecrübenin bugün itibariyle de ele alınması gerektiğini düşünüyorum. Çok teşekkür ediyorum.